3, 2, 1. Merhabalar. Bugün bir bilim kadını ile beraberiz. Şimdi bilim kadınından mikroskopla ilgili bilgiler alacağız. Şimdi öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Evet, nedir isminiz? Rüya Seda. Şimdi Rüya Hanım, burada bir mikroskop seti görüyoruz. Doğru mudur? Şimdi bakıyorum mikroskopa. Öncelikle bu gerçek mikroskop değil mi? O neydi? Bu bir yaprak. Bu bir yaprak. Yaprak mı inceliyordunuz biz geldiğimizde? Peki bu ne? Bu cımbız. Böyle şeyler alıp ve koymak için. Anladım. Peki bu ne? O büyüteç bilgilerin gibi böyle bakıyoruz. Anladım. Peki peki peki. Bu da mı bir çeşit şey? Bıçak ama onunla pek ilgilenmiyor. Anladım. Peki bunlar ne? Galiba bunları ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Bilim kadınım. Bu bir, bunlar bir lamel. Bu lamellerin arasında incelemek istediğimiz şeyi aynen buradan bir yaprak olsun, bir şey olsun koyuyoruz. Sonrasında mikroskopun arasına koyuyoruz ve incelemeye başlıyoruz. Peki bize bugün neyi inceleyeceksiniz bakalım? Yaprak var bir tane, jelibon var. Yaprak, jelibon. Saç teli. Kırıkları var mı acaba bu saç telinin, yoksa sağlam bir saç teli mi? Bakalım mı buna bilim kadına? Olur mu öyle? Lamellerin arasına koydunuz mu saç telini? Ay çok heyecanlıyım, acaba görünecek mi? Şimdi bu lameli aldık. Saç inceleyecektik değil mi? Araya saçı koyduk. Bir tane daha lamel alalım. Bir saniye, bir saniye. Evet, şimdi bunları birleştirdikten sonra düzgün bir şekilde araya koyuyoruz. Sonra buraya gözümüzü koyacağız ve inceleme başlayacak. Aa, Rüzgar sen mi geldin? Anne sen gözlerini kapat. Asıl sen gözlerini kapat. Bak burada ne var? Bu bir mikroskop. Burada da çok tatlı, sevimli bir bilim kadını var, biliyor musun? Evet, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz Gel? Burada gördüğün şeyleri bu cımbızla alıyoruz. Sonra burada iki tane lamel var. Bu lamellerin arasına koyuyoruz. Ondan sonra bunu inceliyoruz. Sen de bizimle incelemek ister misin? İsteyim. Bilim kadını bir kere de Rüzgar bakabilir mi acaba? Baksın ama şu anda pek malzememiz yok. Ha, şu an çok göremez mi o? Evet. Anladım, tamam. O ses ne ya? Aa, mikroskop yerinde yok. Mikroskop yere düşmüş. Kırık. Rüya, kırıldı mı? Aynası kırık. Aynası mı? Anneciğim dur, dur, en önemli şey, dur bakayım bir kere. Ya of Rüya, mikroskopumuz. Rüzgar nasıl yaptın bu hatayı? Rüzgar mı devirdi? Evet. Yoksa senin elin falan mı çarptı? Arkadaşlar gören var mı mikroskopu nasıl düştüğünü, nasıl devrildiğini? Görebiliyor musun? Rüya bence ne yapalım biliyor musun? Bu mikroskopu götürüp babana verelim. Ama gerçekten inanamıyorum. Babana götürsek var mı bir sıkıntı, kontrol edebilir mi sence? Yoksa direkt kaldıralım mı? Ya baban kızarsa? Bize niye kızıyor? Bize niye kızıyor biliyor musun? Çünkü Rüzgar'la beraber mikroskop aynı odada olmamalıydı. Rüya, Rüzgar uyuduğu saatte çıkartmalıydık. Ya da bilmiyorum ama bir hata yaptık. Rüzgar dur! Lamellerden aldı kaçtı. Cam kırarsa eli kesilir. Koşayım gideyim ben de. Ay inşallah elim kesmez. Oğlum düğüne gideceğiz. Hazırlık yapıyoruz. Senin bu halin ne? Ne yapıyorsun böyle? Sen böyle mi geleceksin düğüne? Ay inanmıyorum ya. Sen hazırladın mı elbiseni? Pembe elbiseyi giyelim. Ay ne olmuş bu elbise? Dur. Dur dur dur. Heh, şuradan. Tamam. Ay çok güzel bence bunun rengi. Hadi bakalım kombinimizi yapalım. İyi misin? Önce kombinimizi yapalım Rüya. Gel odana gidelim. Rüzgar sana kötü bir haberim var. Söyleyeyim mi? Gözlüğü ters takmışsın. Düz takayım mı? Düz miyim? Düz tabii. Şimdi Rüya bu bir taraftan da senin kombini yapalım. Pembe etek. Üzerine beyaz. Hadi bana bir dakika müsaade ver. Dur bir dakika bir dakika. Önce kombini tamamlayayım. Altına da diyorum ki simli, parıltılı ve de pembe bu ayakkabıları giy. Ne diyorsun? Tamam mıdır? Arkadaşlar kombinimizi beğendiniz mi? Öncelikle herkes like'ını atsın. Yorumunu yazsın. Tamamsa giyinmeye hazır mısın? Evet. O zaman Rüzgar gel biz çıkalım, Rüya giyinsin. Evet düz böyle anneciğim. Gel göstereyim. Gel. Gel. Bana bak. Heh, şimdi oldu bana bak. Tamam mısın? Sen düğüne böyle gel bence. Pembe gözlüklerinle. Rüzgar gitti. Rüya hadi sen de giyin. Ben de çıkıyorum anneciğim. Hadi bakalım. Bir şey ihtiyacın olursa seslenirsin.
Evet, kapıyı kapattık. Bekliyoruz şimdi. Hazır mısın? Ay Rüya çok. Dur şurayı düzelteyim hemen. Bakayım. Çok güzel görünüyorsun. Dön şöyle bir. Ay toka olmamış. Şimdi Rüya bir dakika. Sence kuaföre gidelim mi? Ama bir şey itiraf edeyim mi? At kuyruğu da çok güzel oldu. Sadece toka pembe olmalı, tamam mı? Topuz mu yapalım saçına? Yoksa kuaföre mi gidelim? Arkadaşlar sizce bu elbiseyle at kuyruğu mu, topuz mu? Ayakkabılar. Hadi gel giyelim ayakkabıları da. Otur bakalım. Nerede ayakkabılar? Şimdi sen elbiseylesin ya. Getir anneciğim ayakkabıyı da ben giyeyim. Ay bakar mısın şu simlere? Harika. Öbür ayağını anneciğim. Hadi sok bakalım. Tamam anneciğim sok. Hadi bir daha olacak. Bir de kendin dene. Hadi. Bu ayakkabılar bana çok küçük. Küçük mü? Topuğum nerede, o nerede? Anneciğim bakayım. Evet haklısın, bakayım. Ayağını uzat. Yok yok, şöyle yanına uzat bakayım. Evet galiba ayaklarım birazcık büyümüş. Ne yapacağız şimdi peki? Bu ayakkabılar olmuyor şimdi senin ayağına. Başka bir seçenek düşünelim o zaman, hızlı bir şekilde. Düşün düşün düşün. Buldum. Botlarını giyersin. Anne hiç düğüne botla giderim. Doğru. Aklar da olmaz değil mi? Peki spor ayakkabı hakkında ne düşünüyorsun? Anne hiç düğüne spor mu yapacağım orada? Ama bu ayakkabılar da küçük geliyor. Ne yapacağız peki biz şimdi? Rüya düğüne gitmeyecek misin? Ya uf. Üf anneciğim ya. Benim aklıma bu arada başka bir şey geldi. Ayakkabıyı çözümlersek ya. Bunun rengi bununla çok uygun bence. Bunu da takabiliriz topuzun üstüne. Ne dersin? Ayakkabı ne olacak? Ayakkabı bilmiyorum gerçekten. Çıplak ayakla git en iyisi. Ne dersin? Ne yapacağım? Bakın benim ayaklarım çıplak. O da olmaz. Üşür ayakları. Of anneciğim ya. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Sizin bir fikriniz var mı? Ayakkabılar kül kedisinin üvey kardeşi gibi oldu anneciğim. Ayakkabılar ayağına olmuyor. Buldum. Saat kaç? Düğüne yarım saat var. Hızlıca gidelim. Bu halde alışveriş merkezinden bir tane ayakkabı alalım. Ne diyorsun? Yetişebilir miyiz sence? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Yarım saatte. Abi bir de alışveriş merkezinde bu kulüpte gezebilecek misin? Bu düğün kıyafeti. Ne diyorsun? Gezecek misin? Arkadaşlar sizce ne yapalım? Alışveriş merkezine bu halde gidersek zor yetişeceğiz düğüne. Eğer üstümüzü de değiştirip gidelim dersek yetişemeyiz düğüne. Ne yapalım sizce? Ayakkabılar burada, yoksa bot mu giysek? Hemen yorumlarınızı yazın ya, bize yardımcı olun lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Biz de bir şeyler düşünelim bu arada. Akşam oldu, ben gideyim yemekleri koyayım da Bu ne? Ay içi boş. Aa bu da boş. İkisini de yemişler. İkisi de bitmiş. Rüya, Rüzgar neredesiniz? Neredesiniz siz? Anneciğim çikolataları yemişsiniz. Bitirdiniz hem de. Ama şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekten önce abur cubur yiyor muyduk biz? Hayır Rüya, yemiyorduk. Uydurma. Anneciğim ya, ama şimdi koyduğum yemeği yemezseniz çok fena bozulur. Ha, sen de gel gel buraya gel. Bak kaçıyor, suçunu da biliyor. Ama anneciğim insan sorar, der ki anne biz çikolata yemek istiyoruz. Yemek var mı yakın zamanda der. Vermem tabii yemekten önce. Ama yemekten sonra için almıştım ben o çikolataları size. Üf. Ama 4 tane. 4 tane mi? Daha ne olsa, hani içinde 4 tane çıkıyor zaten. 4 tane yedim sadece diyor. Madem yendi çikolata, o zaman ne yapıyoruz? Çikolatadan sonra dişlerimizi fırçalıyoruz. Hayır anneciğim, dişin çıktı senin, çürümedi. Dişlerinin çürümesini önlemek için çikolata yedikten sonra dişlerimizi fırçalıyoruz. Anlaştık mı? Rüzgar'ı çağıralım, dişleri fırçalayalım. Rüzgar kolay gelsin. Çikolataları löp löp getir, götür, ondan sonra burada perişoncakların üstünde oyna. Oldu mu böyle? Ama yemek saatine az kala çikolata yemek nedir? Hadi yedin çikolatayı, dişlerimizi fırçalayacağız. Rüzgar yürü. Rüzgar diş fırçalamasa. Rüzgar. Anneciğim bana bak. Rüzgar. Rüzgar. Anneciğim sen gelmeyecek misin dişlerini fırçalamaya? Rüya. Rüzgar dişlerini fırçalamaya gelmiyor biliyor musun? Ya dişleri çürürse?
Rüzgar, bence dişlerini fırçalamalısın anneciğim. Rüya, sen fırçala, ona örnek ol, olur mu kızım? Hadi gel. Rüzgar, bence sen de gelip dişlerini fırçalamalısın. Evet. Ama gelmiyor, ne yapacağız? Geliyor. Gelmeye mi karar verdin? Yürü yürü, dişler fırçalansın. Yürü. Dur dur. Nasıl dişin yok? Bir dakika, dişim yok diyor. Dişim yok. Hadi bakayım. Orada işte dişlerin, nasıl dişim yok? Anne, arkadaşlar size kısaca dişim yok. Fırçan yoktu, dur. Bunları yuvarlaya yuvarlaya varmış ama sonra bilim adamları araştırmışlar. Sonra şeytan olmadıklarını temizlenmedikleri. Tam bekle. Şimdi yukarıdan aşağı. Hadi. Yukarıdan aşağıya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam, bekle bekle. Senin bunu yapmana gerek yok. Çünkü senin fırçan dönüyor. Döndür bakayım be. Peki ben bir şey merak ediyorum. Sence bu, bir dakika. Senin şimdi, de var. Benim de var. Bu dönüyor mu yoksa bir sağ bir sol mu yapıyor? Dönüyor. Full mu dönüyor sence? Hani böyle böyle pışı pışı pışı. Full dönüyor. Sen, Rüzgar. Elini böyle hissettim. Ha tamam. Full dönüyor. Tamam, eline de çok değdirme. Hadi bakalım o zaman, fırçalayalım dişlerimizi. Arkadaşlar, siz de tatlı yedikten sonra, özellikle çikolata yedikten sonra dişlerinizi... Macununuz bitmiş ya. Unutmayın, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Rüzgar, niye dönüyorsun? Peki bir şey soracağım. Heyecanlanmış olabilir misin sen? Rüyanın dişi çıktı diye. Rüya, şimdi senin dişin çıktı ya anneciğim. Şimdi birinin dişi ilk defa düştüğü zaman ona bir hediye alır. Rüzgar, biliyor musun sen bunu? Şimdi bu konuyu konuşacağız. Ne alalım diye oylamaya sunacağız. Ben şey düşünmüştüm. LOL düşünmüştüm sana. İki tane LOL alalım diye düşünmüştüm. Olmaz mı? LOL olmaz mı? Ben Barbie. Miniş alsak sana iki Barbie paket. Evi. Barbie evi diyorsun ha? Para mı buldun? Nereden buldun? Ya ama bir tane diş için Barbie evi bilemedim şu anda ya. Parası senden mi olsun Barbie evinin? Nereden vereceksin Barbie evini? Göster bakalım. Efendim anneciğim. Legolarım var, Barbie'lerim var, sonra minişler var, LOL var. Bütün oyuncaklarım var ama bir tek evim yok. Annem, burası senin evin değil mi? Öyle. Üzülürüm ben. Oyuncaklarımın evi yok. Barbie evi istiyorum diyorsun. Ne kadar peki Barbie evi, bilen var mı? 200 liradan daha fazladır bence Barbie evi. Çok bilmiyorum. Babanla, biz babanla bu konuyu konuşalım. Bu diş Barbie yapar mı? Bir bakalım, küçücük bir diş. Kocaman Barbie evi istiyorsun sen. Arkadaşlar, sizce Barbie evi alalım mı Rüya'ya yoksa almayalım mı? Hemen like'ınızı atın. Yorumunuzu da yazın. Alın almayın. Barbie evleri çok güzel oluyor ya da kötü oluyor. Bilmiyorum ben şimdi, tamam mı? Rüzgar, sen niye yattın? Yine şarkıya başladı ceviz adam şıp şap şıp. O zaman şöyle yapalım. Dur, onları bırak anneciğim. Hadi bakalım. Şimdi. Bir buna bak. Ay Rüya. 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 Dişini düşürdüm. Legoların içine aç. Annem, o diş değil. Rüzgar, Rüya'nın dişini, ilk dişini Legolara düşürdüm. Benim onu şey yapmam lazımdı. Bir de arkadaşlar, bunu soracağım. Eğer sizin dişiniz düştüyse ilk dişinizi ne yaptınız? Ben bir şey duydum, çatıya atmak diye. Benim dişlerimi biz çatıya atmıştık. Güneşe atın diyen var. Yani yüksek bir yere mi atmak gerekiyor acaba? Siz ne yaptınız? Ama biz galiba atamayacağız Rüya senin. Şu diş mi? Dur, buldum galiba. Bu değil ya, bu çok kafa. Bu çok kafa dedim. Arayayım bakalım ya. Beyaz küçük bir şeydi ya. Of. Gören var mı arkadaşlar Legoların içinde? Bulabilecek miyiz sence Rüya dişini? Elini göster. Yok annem, yok, olsa söylerim. Annem ya, atamazsak üzülür müsün? Legoların içine kaybolan iş. Rüzgar, arar mısın bizim için? Yok ya, of, yok, ne yapacağız? Üf. Dişi kaybettik. Neymiş o? Diş dedektörü bulmak. Bütün bunları mı? Hadi yapalım o zaman.